Manisa Büyükşehir Belediyesi Televizyonu'ndan herkese merhaba. Programımızın bu yepyeni bölümünde sizler için özenle seçtiğimiz kitap listemizde karşınızdayız. Tiyatro en önemli sanat dallarından biridir ve diğer sanat dallarıyla da etkileşim içindedir. Bunlardan bir tanesi de edebiyattır. Yani tiyatro da bir edebiyat türüdür. Tiyatroda oyunu sahneye koymadan önce elde olan tek şey metindir. Biz de bir önceki bölümümüzde olduğu gibi bu hafta sizlere özenle seçtiğimiz en beğenilen ve en çok okunan bugüne kadar dünyanın her yerinde defalarca perdeye aktarılan tiyatro eserlerimizle karşınızdayız. Onuncu sırada Caligula adlı eseriyle Albert Camus yerini alıyor. Caligula açıkça belirtir ki, kişiler ölür ve mutlu değillerdir. Roma'nın tek egemeni, sona değin aklın yolunu dener. Görülmemiş zırvalıklarla çevresine korku salar ve dal kavukların hançeri altında ölünceye değin olanaksızı yakalamaya çalışır. Kasım 1913'te Cezayir Mondavi'de doğdu. Çoğunlukla Kuzey Afrikalı Fransızlar gibi annesi İspanyol bir aileden gelme. Çocukluğu ve Cezayir'deki gençlik yılları, yoksulluklar, güçlükler, sıkıntılar içinde geçti. Alger Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin felsefe bölümünden diploma ve lisansını aldı. Plotin ve Saint Augustine üzerine doktorasını verdi. 1960'ta bir yol kazasında yaşamını yitirdi. Albert Camus'un yapıtları çevrildiği ülkelerde büyük yankılar uyandırdı. Bunların başında 1938'de yazdığı Caligula gelir. Tiyatro türünde yazılmış olan eser, türüne uygun bir örnek olarak perdeler ve sahneler paralelinde diyaloglarla oluşturulmuştur. Eserin bu şekilde yazılmış olması, yani kahramanların konuşmalarının betimlenmesinden ziyade direkt olarak bizlere sunulması, eseri gözümüzde daha da somutlaştırabilmekte, eserin sahnelenmesine daha elverişli hale getirmektedir. Roma İmparatorluğu'nun tarihinden bir hükümdar olan ve çok sevdiği hem kardeşi hem sevgilisi Drusilla'nın ölümünün ardından çılgına dönen, olanaksızı elde etme arzusu içinde ayı, güneşi fethetmeye kalkan Caligula, en son ölüme de sahip olmaya çalışarak günleri bu olanaksızı elde etme çabasıyla halkına eziyet haline getirmiştir. Eserin sonunda Caligula ve yardımcısı Helikon sarayında öldürülmüştür. Eser dahilinde Caligula'nın özgürlük anlayışı, olanaksızı elde etme arzusu ve en sonunda kapısına gelen ölüme teslim oluşu eserin temel dokusunu meydana getirmiştir. Dokuzuncu sırada Eugene Ionesco'dan Gergedanlar. Ionesco eserinde nesneler karşısında insanın yaşam alanının daralması temasını işler. Sonunda insanoğlunun eşyalar, nesneler karşısında yenilgiye uğradığını gösterir. Bir kentte bazı kişilerin gergedanlaşması ciddiye alınmamakta, ancak bütün toplum kesimleri gittikçe gergedanlaşmaktadır. Bu olanları izleyen Ionesco'nun birçok oyunundaki kahramanı Berengar, bu durumdan yalnızca kendisiyle sevgilisinin ayrı kaldığını görür. Berengar, aralarındaki sevginin gergedanlaşmayı önleyeceğini beklerken sonunda sevgilisi de bu değişime katılır. Berengar, insan olarak artık tek başına kalmıştır. Oyunun sonunda gergedan gerçeğiyle baş başa kalan Berengar, evindeki aynada kendisiyle yüzleşir. Bir yandan gergedan olmaya sonuna kadar direneceğini kendisine söylerken, bir yandan da gergedanları ikna edebilmek için çözüm yolu arar. Bu çıkmaz içerisinde benliğini iyice yitirme tehlikesine düşer. Gergedan olmamak onun için büyük bir kusurdur. Artık normal olan gergedanlaşmaktır. Oyun, insanın kendi kişiliğini yitirerek kitleselleşeceğini, tek boyutlu hale geleceğini, tek bir düşüncenin egemenliğine gireceğini ve onun bir parçası olacağını eğritilemeli bir biçimde anlatır. Gergedanlar, insanoğlunun kamuoyunun baskısı, kendi konforizmi ve çıkarları için sonunda insanlığını kaybedeceğini gösterir ve Berengar'ın ağzından bu tehlikeyi insanlığa hatırlatır. Ionesco, gergedanlarda geçen söz konusu dönüşümden duyduğu kaygı için şunları söyler. Birdenbire ortaya çıkan bir düşüncenin bulaşıcı bir hastalık gibi yayılması. Bilmem hiç dikkatinizi çekti mi? İnsanlar sizin düşüncelerinizi artık paylaşmıyorsa, sanki canavarlarla karşı karşıyaymışsınız duygusu uyandırıyor insanda. Bilmem hiç dikkatinizi çekti mi?
İnsanlar sizin düşüncelerinizi artık paylaşmıyorsa, sanki canavarlarla karşı karşıyaymışsınız duygusu uyandırıyor insanda. Örneğin gergedanlarla. Gergedanların saflığı, aynı zamanda acımasızlığı var onlarda. Onlar gibi düşünmüyorsanız, göz kırpmadan öldürebilirler sizleri. Listemizin 8. sırasında tiyatro anlayışını kökten değiştiren ve okunması gereken yazarların başında gelen Anton Pavlovich Çehov'un Üç Kız Kardeş adlı eseri yerini alıyor. Yazılışından bir yıl sonra 1901'de Moskova Sanat Tiyatrosu tarafından sahnelenen eser, modern tiyatronun kilometre taşlarından biridir. Zamanımızın iğrenç olduğunu ama geleceğin çok güzel olacağını düşünüyorum. Hafifliyorum geleceği düşündüğümde, ferahlıyorum. Uzaklarda bir ışık beliriyor, özgürlüğü görüyorum. Çocuklarımın da benim de işsiz güçsüzlükten, içkiden, kaz eti kapuskadan, yemekten sonra yatıp uyumaktan, asalaklıktan uzak olacağımızı görüyorum. Kendisinden önceki tiyatro anlayışını temelden değiştiren, artık adıyla anılacak yepyeni anlatım özellikleri geliştiren Çehov, tiyatro ile ilgilenen herkesin ilgisi hangi boyutta olursa olsun okuması gereken yazarların başında gelir. Çocukken sınıfında, lisede, okul temsillerinde sergilenmek üzere skeç ve piyesler yazan Çehov'un oyun yazarlığı, öykücülüğünden önce gelişmiş ve yıllar sonra yapmacıklı, şamatacı, küstah ve yıpratıcı bir sevgiliye benzeteceği tiyatroya duyduğu aşk hiç bitmemiştir. Bırakacağını defalarca ant içtiği oyun yazarlığı, nihayetinde Çehov'un en büyük başarılarından biri olmuştur. Çehov, Üç Kız Kardeş'te 20. yüzyılın başında Rusya'da ayrıcalıklı sınıfların inişe geçmesiyle yüzleşmeye çalışan aristokrat Prozorov ailesinin öykünü anlatır. Moskova'da büyümüş üç kız kardeş Olga, Maşa ve Irina 11 yıldır küçük bir taşra kasabasında yaşamaktadır. İnce zevklerine ve duyarlılıklarına daha uygun bir hayat düşlerini simgeleyen Moskova'ya dönüş umutları amansızca akıp giden gerçek hayatla dokunaklı bir tezat içindedir. Yazar bu tema içinde 19. yüzyıl başlarında ülkesinin sosyal ve tarihsel değişimlerin sancılarını çeken, birbirinden çok farklı katmanların yaşamlarındaki çelişkileri ve beklentilerini sergiliyor. Listemizin 7. sırası William Shakespeare'in Kral Lear adlı eseri için ayrıldı. Kral Lear kızlarına düşkünlüğüyle bilinirdi. Bir gün canı övülmek istedi. Kendisini en çok seven kızına mirasından en büyük payı verecekti. Büyük ve ortanca kız büyük büyük sevgi sözlerini dile getirirken küçük kızın sözleri ise kralı hiç de memnun etmedi. Sevgide sözler mi yoksa yaşananlar mı önemliydi? İyice yaşlanan ve artık tahtı bırakma zamanının geldiğini anlayan Kral Lear, ülkesinin topraklarını üç kızı arasında bölüştürmeye karar verir. Kendisini ne kadar çok sevdiklerini sorar kızlarına. Büyük ve ortanca kızları Gonelir ve Regan, süslü ve abartılı sevgi sözcükleriyle gururunu okşar kralın. En çok sevip değer verdiği küçük kızı Cordelia ise şöyle der babasına. Sizi efendim, bir evladın babasını sevmesi gerektiği kadar seviyorum. Ne bir eksik ne bir fazla. Ne var ki dürüstçe ve samimiyetle söylenmiş bu sözleri kendisine hakaret olarak değerlendiren kral, topraklarını iki kızı arasında paylaştırıp Cordelia'yı ülkesinden kovar. Ancak krallerin kısa süre sonra büyük bir trajediye dönüşen hayatı, böyle bir karar vermekle ne kadar büyük bir hata yapmış olduğunu gösterecektir ona. Epik trajedi türünde yazılmış bu başyapıt, temelini daha önce anlatılmış hikayelerden alır. Shakespeare'in krallerini bu hikayelerden ayıran özellik ise, kendine özgü nitelikler taşıyan Shakespeare anlatıcılığıdır. Kralların yazılış tarihinin 1605 yılına denk geldiği tahmin edilmekle birlikte oyunun ilk olarak 1608 yılında yayımlandığı biliniyor. Ancak oyun yayımlanmadan önce 1607 yılında saraya bağlı bir tiyatroda sahneye konulmuştur. Oyunun ilk temsil edildiği sahnenin ismi Whitehall Tiyatrosu'dur. Kralların trajedisini birçok yönden ele alıp değerlendirmek mümkündür. Yüzyıllar öncesinden kaleme alınmış olmasına rağmen evrensel temalara değinir. Ebeveyn çocuk ilişkisine kadar sokulmayı başarmış çıkarcılık, kardeşler arasındaki tehlikeli, gizli rekabetler, düzeni altüst olmuş bir evrende inançlarına tutulmaya çalışıp erdemliliği elinden bırakmayan insanların mücadelesi ve bunun için ödedikleri bedeller.
Söze edilen bu temalar çok çarpıcı ve etkileyici sahnelerle, can alıcı ve düşünmeye sevk edici sözlerle okuyucunun değerlendirilmesine sunulur. Oyunun başında başlayıp gittikçe inanılmaz boyutlar alan haksızlıklar, ihanetler, kıskançlıklar ve entrikalar en sonunda sahiplerini ölüm getirir. Listemizin 6. sırasında Aristofanes'in Atina'nın Sicilya seferinden bir yıl sonra kargaşa dolu bir döneminde yazılmış olduğu Kuşlar adlı eseri yer alıyor. O günlerin sıkıntılı Atina'sından kaçarak gökyüzünde kuşların yönettiği kuşlar ülkesine sığınanlar ideal toplum düzeni özlemlerini yansıtırlar. Oyunun oynandığı dönemde Atina çok para harcayarak yeni bir donanma inşa etmiş ve M.Ö. 415'te Sicilya seferine çıkmıştır. Ancak sefer öncesinde şehirdeki tanrı heykellerinin tahrip edilmesi batıl inançları arttırmış ve uğursuzluk olarak anılan bu olaydan sonra Atina'da insan avı başlamıştır. Birçok düşünür olaya karıştığı düşüncesiyle öldürülmüştür. Şehirde böyle bir durum olunca Aristofanes'in zamanın olayları hakkında bir oyun yazmaktan çekindiği ve ideal bir düzen hayal ettiği bir ütopya kurduğu düşünülüyor. Bu yüzden kuşlar oyununda hiciv diğer oyunlarına göre azdır. Kuşlar, Aristofanes'in günümüzde yaklaşık 2500 yıl önce yazdığı bir oyundur. Kuşlarda bireylere saldırı öteki komedyalarında olduğu kadar serttir. Aristofanes'in tutum ve davranışı değişmiştir. Taşkın hayal gücünü, bir zamanlar yalnız gerçeğin açığa vurulması, daha doğrusu gerçeğin değiştirilmesi uğruna kullanan şair artık savaştan bıkmış, yapıcılıktan yorulmuş gibidir. Kendi hayalindeki yaşattığı bir ülkeyi öyle alacalı renklerle canlandırır ki yurttaşları buna imrensin ve onu gerçekleştirme isteği duysunlar ister. Beşinci sırada Örepides'in Bakhaları yer alıyor. Ölümünden sonra oğlu tarafından sahneye konulan Bakhalar şairin başyapıtı olarak kabul edilir. Bu eserde Tanrı Dionysos ile ona tapınmayı reddeden Tebaya kralı Pentheus arasındaki çatışma konu edilmiştir. Atina'nın yetiştirdiği üç büyük tragedya şairi arasında en fazla eseri günümüze ulaşan sanatçı olarak özel bir yeri vardır. Bu durum şenliklerde birincilik ödülü kazanmamış olsa da halk arasında daha çok beğenilen bir şair olmasına bağlanır. Örepides'in oyun kahramanları insana özgü zayıflık ve kusurları taşırlar. Yaşadıkları tragedyalarda bu kusurlarıyla vazgeçemedikleri tutkularından kaynaklanır. Bakhalar tragedyasında Dionysos hem tanrı hem aktördür. Zeus'la kralın kızı olan Semele'nin oğlu, coşku ve şarap tanrısı olan gezgin Dionysos doğduğu topraklara geri döner ve geleneklerini insanlara benimsetmeye çalışır. Onun gelmesiyle ülkedeki kadınlar da kendilerinden geçmiş ve o coşkuyla dağlara kaçmışlardır. Bu kadınlara ise bakalar denir. Fakat ülkenin kralı, aynı zamanda teyzesinin de oğlu olan Pentheus, onu ve dini törenlerini kabul etmez, yalancılıkla suçlar ve yetkilerini de hiçe sayar. Bu durum Dionysos'u sinirlendirir ve krala bir oyun oynamaya karar verir. Teresias kralını alt etmek için kadınların gücüne başvurur. Dionysos, dinini ve Bakka kadınlarını küçümseyen Pentheus'u cezalandıracaktır. Dionysos, Pentheus'u yavaş yavaş çıldırtır, onu etkisi altına alarak Kitaryon dağına doğru çeker. Bu da Dionysos'un doğduktan sonra bırakıldığı Nisa dağının ta kendisidir. Onu etkileyerek dağı Bakkaların yanına götürüp onları öldürtecektir. Etki altında olan Pentheus'un annesi Agave, oğlunu bir aslan yavrusu sanıp öldürür ve avını sevinçle gösterir. Babası Kadmos'un uyarıcı sorularıyla annenin bilinci yavaş yavaş açılır ve acı gerçeği görür. Listemizin 4. sırasında William Shakespeare'in eseri olan Venedik Taciri var. Shylock başta olmak üzere her karakterde onca zıtlığı bir arada barındırabilen bu eserde insan doğası çok büyük maharetle sergilenmektedir. Seyirci pek sevdiği bir karakterden hemen bir sahne sonra nefret ettiğini ve bir tiradıyla tekrar sempati duymaya başladığını hissedebilir. Venedik Taciri,
William Shakespeare tarafından 1596-1598 yılları arasında yazıldığına inanılan trajikomik bir eserdir. Eser, başlığını Yahudi tüccar Shylock'tan değil, Shylock'un rakibi olan Venedikli Hristiyan tüccar Antonio'dan almaktadır. Oyunun kötü adamı tefeci Shylock'tur. Bütün gemileri açık denizlerde olan ve maddi sıkıntıya düşen tüccar Antonio, arkadaşı Bassanio'nun sevdiği kadına talip olmak adına Belmont'a gidebilmesi için Shylock'tan 3000 düka ister. Bunun karşılığı olarak Yahudi tüccar Shylock adına Antonio, vade dolduğunda bedeninden yaklaşık yarım kilayet alacağına dair bir senet imzalar. Ancak senedin vadesi dolmasına rağmen Antonio borcunu ödeyemez. Oyunun ana temasında Yahudi ve Hristiyanlık karşılaştırması olmasının yanı sıra eserde insan ilişkileri de ele alınmaktadır. Shakespeare her zamanki üstün kalemiyle biz okuyucuları cevaplanmayı ve yorumlanmayı bekleyen sorularla ve merakla bırakmaktadır. Sonuçta yine bizler Shakespeare'i anlamaya çalışmaktayız. Shylock aslında iyi miydi yoksa kötü mü? Kim Bassanio'yu gerçekten sevdi ve ona tutkuyla bağlandı? Portia mı yoksa Antonio mu? Shakespeare'in 16. yüzyıldaki Venedik ortamına yerleştirdiği oyun, paranın egemenliği altındaki insanın çırpınışlarını ön plana alır. Ama anlattığı tek şey bu değil. Ne olursa olsun bozulmayan dostluklar da anlatılır bu oyunda. Dünya edebiyatında benzersiz bir karakter olarak unutulmazlar arasına giren Yahudi tefeci Shylock, alacağını tahsil etmek için bir insanı kesip etini almaya kalkınca öfkemize, Hristiyan Venediklilerin itip kalkması yüzünden mağdur haliyle merhametimize hedef olur. Ve geldik listemizin ilk üçüne. Listemizin üçüncü sırasında Aristofanes'ten kurbağalar var. Komedyanın babası veya komedyanın prensi olarak da bilinen Aristofanes, Kurbağalar adlı oyununda da olduğu gibi Atina toplumunun antik çağdaki halini en iyi şekilde betimleyen yazarlardandır. Aristofanes, antik Yunan komedyasının en büyük temsilcisidir. Komedyalarında yaşadığı toplumun eleştirisini yapmış ve çağının siyasal, kültürel sorunlarını incelikli bir alayla, fantastik hayal gücüyle, diyaloglarla sahneye taşımıştır. Kurbağalar bir komedi olup, antik Yunan döneminin meşhur şairi Aristofanes tarafından yazılmıştır. Kurbağalar, Aristofanes'in tragedya yazarı Euripides'i kıyasıya eleştirip alaya aldığı bir oyundur. İlk olarak M.Ö. 4500 tarihinde düzenlenen Dionysus Festivali'nde sergilendiğinde birincilik ödülünü kazanmıştır. Kurbağalar, Tanrı Dionysus hakkındaki bir hikayeyi konu almaktadır. Dionysus, Atina tragedyasının düştüğü kötü durumdan hayıflanmaktadır ve Hades'e yani yer altına giderek Euripides'i ölüler diyarından geri getirmeyi ister. Beraberinde ise ondan daha zeki ve daha cesur olan kölesi Santias'ı da götürür. Başlangıç sahnesinde Santias ve Dionysus bu oyun içerisinde ne tarz şakalar yapabileceklerini münakaşa ederler. Oyunun ilk yarısı boyunca ise Dionysus sürekli olarak aptalca denebilecek türden hatalar yapar ve bu durum Santias'ı bu hataları düzeltmeye zorlar. Böylece Dionysus hem aptal görünmekten kurtulur hem de hiçbir şey olmamışçasına hatalar yapmaya devam eder. Listemizin ikinci sırasında Euripides'ten Troyalı kadınlar, bombalarla yerle bir edilen kent, birer sayısal ifadeye dönüşen hayatlar, tabutlar, tabutu bile olmayanlar, savaşla birlikte gelen açlık, yoksulluk, çaresizlik. Savaşın yıkıcı gücünü konu edinen eserde Troyalı kadınların feryatları bugün de kulaklarımızda çınlıyor. Troya kenti, Yunan ordusu tarafından tümüyle yakılıp yıkılmış, bütün erkekler öldürülmüş, kadınlar ve çocuklar Atina'ya esir götürülmeyi beklemektedir. Troyalı kadınlar, saldırgan savaşlara, savaşların getirdiği yıkımlara, savaşların insanlık dışı gerçeklerine yakılmış bir ağıttır. 2500 yıl öncesinden Euripides, yıkımların, vahşiliğin sorumlusunun dış etmenlerde aranmamasını, bu sorumlunun savaşı yaratan insanoğlunun bizzat kendisi olduğunu vurgulamaktadır. 2500 yıldır güncelliğini yitirmeden günümüze kadar gelmesinin temel nedeni, o dönemde yazılmış olan diğer tragedyalarda olduğu gibi insanlık durumuna ait
evrensel diyebileceğimiz bir konusunun olmasıdır. Örüpides bizi yenilmiş, yakılıp yıkılmış bir kentin yıkıntılarının arasına götürür. Savaş bitmiştir. Savaşın kazananı değil de mağdurlar vardır sahnede. Kadınlar. Onlar hep olduğu gibi savaşın ne nedeni ne de failleri olmadıkları halde en çok kaybedenidir. Eşlerini, çocuklarını, evlerini ve yurtlarını yitirmiş, acı ve çaresizlik içinde başlarına gelecek daha büyük felaketleri beklemektedirler. Troya, bir Yunan kenti ve orada yaşayan bir halk yeryüzünden silinmektedir. Üstelik bunu yapan dışarıdan bir güç değil, başka bir Yunan kentidir. Bütün erkekler öldürülmüş, tapınaklar da dahil olmak üzere bütün kent yerle bir edilmiştir. Geriye kalan sadece paylaşılmayı bekleyen kadınlar ve çocuklardır. Öyle ki sonuç tanrıları bile kızdırmıştır. Ve listemizin birinci sırasında yine bir William Shakespeare eseri olan Hamlet yerini alıyor. Oyunları ve şiirlerinde insanlık durumlarını dile getiriş gücüyle yaklaşık 400 yıldır bütün dünya okur ve seyircilerini etkilemeyi sürdüren efsanevi yazar, Hamlet'te de aşk, akrabalık ve iktidar ilişkileriyle intikam arzusunu ele alır. Üzerine binlerce kitap yazılan Hamlet, çağımızda en çok sahneye konulan oyunlardan biri olmuştur. Hamlet, William Shakespeare tarafından 1599-1601 yılları arasında yazıldığına inanılan bir trajedidir. Çok uzaklardaki Danimarka'da Helsingør Sarayı'nda kral ve kraliçe, boylu poslu ve yakışıklı oğulları Hamlet'le birlikte yaşıyorlardı. Tüm ülkede barış, dirlik ve düzenlik hüküm sürüyordu. Ama bir gün kral aniden ve esrarengiz bir şekilde hayata veda etti. Hükümdarın bu beklenmeyen kaybı nedeniyle ülkede işler çığırından çıktı. Kralın ölümü en çok da biricik oğlu Hamlet'i derinden sarsmıştı. Genç prens derin kederler içindeyken Helsingør Sarayı'nda da birdenbire tuhaf şeyler olmaya başladı. Oyun, gerçek bir kederden bir gazaba dönüşen hayatı, yapmacık bir delilikle gerçek delilik arasındaki geçişleri, ihaneti, öfkeyi ele alır. Hamlet, Shakespeare'in en çok merak uyandıran ve ilgiyle okunan eserlerinden biridir şüphesiz. Shakespeare'in Hamlet'in ağzından söyledikleri tüm dünyada yüzyıllardır yankılanmaktadır. Olmak ya da olmamak. Hamlet, yaşamını, yaşamın amacını, ölümü ve ölümün ötesindekileri sorgulamakta ve bu dünyada akıllı, soylu ve iffetli olmanın zorluklarını yansıtmaktadır. Peki, Hamlet gerçekten de deli miydi? Deliliği miydi ona babasını gösteren, yoksa akıllılığı mıydı? Programımızın sonuna geldik. Sizlere aktardığımız kitaplar ve tanıtımları umarız ki ne okumalıyım sorunuza yanıt olabilmiştir. Haftaya tekrardan görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.